Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok soru alıyordum. Abla bana odanı gösterir misin? Abla vlog çeker misin diyordunuz ve ben sizin için vlog çektim. Pardon, çekiyorum. Neyse. Arkadaşlar, ben Düzce'de olduğum için kendi odamı gösteremiyordum. Şu an Ankara'ya geldim ve odamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, arkamda görmüş olduğunuz çok güzel bir duvarım var. Tek tek emek vererek yaptık. Ha, bu arada şurada da hallarım var. Hallarım kirlenince hallarımı değiştiriyorum. Bu duvarları yakın bir arkadaşımla yapmıştık. Sağ olsun, çok güzel dizayn ettik. Gerçekten çok seviyorum bu odamın duvarlarını. Peki bir şey soracağım. Tabii. Bunlar senin için ne anlam taşıyor? Bunlar benim için ne anlam taşıyor? Şimdi duvara yapışacak bir şey bulamadık. Benim defterlerim vardı, işte dergiler falan. Onlardan kese kese yapıştırdık. Benim için en önemli olan kısım bu ve şu. Çünkü gerçekten bunu çok seviyorum. Hani... Ne bileyim işte. Ayırmasın Mevlam biz ömür boyunca yani. Peki bir şey daha soracağım. Tabii. Odan şu an iki renk. Neden odan iki renk? Neden odam iki renk? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben tercih olarak mavi ve moru tercih ettim. Şu şekilde söyleyeyim. Göster şurayı bir. Burası mavi. Burası da mor. O şekilde tercih ettim. Amacı da ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bir boyacı. Ben böceklerden korkuyorum. O yüzden duvarlarım hep böcek ağı olduğu için... yağlı boya tercih etmek istedim. Yağlı boyayı da gittik, aldık, geldik. O yüzden bu renk. Soruyorum. Şu üstte çok güzel rengarenk bir detaylar var. Yaklaştırıyorum arkadaşlar. Evet. Bunları sen kendin mi yaptın, hazır mı aldın? Arkadaşlar böyle hani ortaokulda falan bir şey alıyorduk ya, böyle simli simli. Onları tek tek kalemle ben çizdim, tek tek kestim, böyle yapıştırdım. Bir de yapıştırıcı kullanmadım. Bunun arkası zaten yapışkanlıydı. Peki bir şey daha soracağım. Şu... Duvardaki CD'ler senin için ne anlam taşıyor? Burada aslında birkaç tane daha vardı ama işte yapışkanlar düşüyor genelde. Nasıl anlatsam size? Bunlar benim izlediğim filmler, aldığım filmlerdi. Baktım artık izlemişim, sıkılmışım aynı filmden. Dedim ki ne yapabilirim? Ben de bu şekilde dizayn yaptım. Hani odayı güzelleştirsin diye yaptım. Ve altta dikkatimizi çeken ayıcıklar var. Ha, bunlar ayıcıklar. Senin için ne anlam taşıyor? Bunlar benim için ne anlam taşıyor? Hemen size anlatayım. Bunu şu an kameramanım Açeli aldı kendi. Kanka bunu nereye almıştım ben? Doğum günü hediyesi değil mi? Doğum günü hediyesi yapmıştım. Doğum günü hediyesinde bana almıştı bunu. Bu benim ilk doğum günümde, daha lisedeyim. İşte ay, Kerem Kemal almıştı bunları bana. Hatta söylentilere göre bunu çalmışlar diye biliyorum. Tabii doğru mu yanlış mı bilemiyorum. Bunu bana yakın bir arkadaşım almıştı. Gerçekten çok değerli bir arkadaşım. Ayıcığı gerçekten çok seviyorum. Bu ayıcığın adı Temmuz. Bunu da çok seviyorum. Eski bir arkadaşım almıştı bununla. Çok seviyorum bunu da. Arkadaşlar bunu da bana Göksu diye bir arkadaşım almıştı. Bu konuşuyor biliyor musunuz? Basıyorum. Bekle, basacak. Lar eder insan. Mutlu bir ömür için. Neyse. Bunu buraya ben koyayım. Ha bu arada bu sarı olan şeydi arkadaşlar. Arkadaşlarım geldiğinde buraya otursunlar diye yaptık bunu. Bakın hatta CD'lerim düşüyor. Böyle bir CD mesela. Pazar değiyor. Bunu böyle tak yapıştırıyorsun, yapışılıyor. Peki Cansu Hanım, bir ayrıntı daha dikkatimizi çekti. Tabii. Şuradaki gitar. Orada süs diye mi duruyor? Yoksa yalnız gitarımdaki ütü. O dikkatimi çekti. Gitarım süs değil arkadaşlar. Ben böyle lisede hep gitar çalardım. İşte metroya çıkardım. Kızılay var Ankara'da biliyorsunuz. Dışarılarda hep gitar çalarak para kazanırdım. Bunu aslında unutmuyorum. Vallahi duvarım işte gördüğünüz bu şekilde. Sevdiğinize eminim. Boydan alıyorum arkadaşlar. Üstteki şekillerimiz rengarenk. Cansu'nun yaptıkları, el emekleri. Peki madem... Ayıcığım sonunda sustu. Ha! En büyük ayıcığım nerede diye soracaksınız. Dön 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 dön. En büyük ayıcığım... Burada! Çok ağır. En büyük ayıcığım bu arkadaşlar. Çok tatlı bir ayıcığım var. Peki bu ayıcık senin için ne anlam taşıyor? Bu ayıcık... isim vereceğim. Mustafa almıştı bunu bana. lisedeyiz yine. İşte bisiklet falan tamirimle öyle bir şey yapıyorduk. Bir baktık Mustafa bana bunu almış. Bir de bunu ben bunu başucumda koyuyorum böyle. Siyah beyaz çok severim bu arada. O yüzden yatağım şeklini böyle yaptım. Burada şarj aletim, kutum var. Burada çantam var. Şimdi soracaksınız ki Cansu abla makyaj eşyaların nerede? Ama onu en son saklayacağım. Şimdi dolabıma gidiyorum. Bakalım dolabımda neler var. Dolabını açmadan önce dolabının üzerinde olan fotoğraflar dikkatimizi çekti. Şimdi fotoğraflar... Bunlar benim şeylerim. Lise zamanındaki fotoğraflar mı? Aynen öyle. Bunlar benim
kaçıncı sınıf olduğunu unuttum açıkçası. 11'dir orada. Ben hatırlamıyorum. Bunlar benim tek ve tek küçüklük fotoğraflarım var. Burada en küçük boyum böyle. Bunu yaklaştırabilirsin. Gel gel gel. Burada sarı olan benim. Bu sarı civcivlerim hatta şu an bile benim bende var. Büyük halini aldım. Sonra burada işte Mustafa dediğim arkadaşım var. Burada Ceren var. Burada Göceren var. Burada ben varım. Burada bir ablam var. Ablam var ama çok fotoğraf çekinmiyoruz onunla. Buradan sana trip atıyorum. Burada yine ben varım. Ceren var. Genelde hep Ceren var zaten anasını. Göksu nerede? Göksu... Aa Göksu yok. Göksu'nun olmaması sebebi Ceren birazcık kıskanç olduğu için önüne gelen her kağıtları yırtıyor. Ha bu arada açarım. Seninki arka duvarda. Onu birazdan bakış işaretimi gösterirken yapacağım. Peki şimdi... bir şey soracağım. Evet. Dolabına girmeden önce. Normalde fotoğraflarım burada asılı. Evet. Neden benim fotoğrafım ayrı yerde asılı? Çünkü her makyaj yaparken seni göreyim diye açılı. Çünkü seni çok seviyorum. Senin özelliğin farklı. Bunlarla aynı keseye koymuyorum seni. Neyse. Şaka yapıyorum. Bunlarla derken yanlış anlaşılmasın diye. Yoksa seni seviyorum. Şimdi. Açıyorum dolabımı. Boom. Ay dur kız. Şimdi arkadaşlar. Bu alt kısmı gerçekten hiç giymiyorum. Hani size sarı demiştim ya. Sarı civcivlerim küçüklük fotoğrafım. Bak bunlar. Bunun altı da var. Bak şununla aynı. Dedim ki ben küçükken bunu giyiyormuşum. Büyükken de bunu giyeyim dedim. Neyse bunu böyle atayım. Alt neden dağınık? Dağınık değil aslında. Katlı ama giymediğin için böyle buruşuyor bazen. Alt düstü oluyor. Şimdi soracağınız soru. Genellikle videolarında o beyaz sweat'i kullanıyorsun. Onun ne anlamı var senin için? Bu beyaz sweat'i bana Apo verdi. Ben bunu çok seviyorum. Çünkü beni çok tatlı gösterdiğini düşünüyorum. Ondan sonra evet. Peki gömlekleri? Tamam. Buradaki de arkadaşlar bunlar benim tek böyle gömleklerim. İçinde 6-7 tane gömlek var işte asker yeşili filan. Bu gömleklerimi de böyle genellikle göbek açık bağlıyorsun ya onları da kullanıyorum. Gayet güzel oluyor. Burada da işte normal katlı herkesin dolabı gibi. Bu dolabımda da en güzel dolabım benim. Genelde çok etek giymem. Eteklerim. Bunu da aldım bak 2 ay önce aldım. Aldığımdan beri giymedim çünkü kış geldi. Sivitlerim. Önemli olan bulduklarımı böyle asıyorum. Bunu da çok seviyorum. Bunu Mustafa ile almıştık. Sonra çok cici bir elbisem var. Teyzem almıştı doğum günümde. Dekolteli. Böyle dekolteli ama çok güzel yani. Daha giymek nasip olmadı. Bir iki kere girdim, giydim. İnşallah giyerim. Ondan sonra şurayı da açayım. Bakıyorum daha nelerim varmış. He. Benim üzerimde hep bunu görürsünüz zaten. Ben bunu çok seviyorum çünkü belimi, her şeyimi güzel gösteriyor. Ah düştü. Her şeyimi güzel gösteriyor. Çünkü çok hoşuma gidiyor yani. Video kaç dakika oldu? 8 dakika 30 saniye. Bunu diyeceksiniz ki abla neden bu kadar düz? Bunun arka dekoltesini görüyorsunuz arkadaşlar. Beline kadar açılıyor. O yüzden bu benim favorim. Sonra burada çok güzel bir elbisem var. Siyah. Normal yan omuzlu falan. Burada eşofman takımlarım, takım olan... Alt üst takım olan şeylerim var. Burada karışık. Burası da karışık. Her yer karışık arkadaşlar. Boş verin. Tatlı ama neyin nerede olduğunu tam olarak bilemiyorum. Videomun sonuna geldim. Şimdi size en önemli yeri göstereceğim. Makyaj eşyalarım nerede? Böyle dönelim. Şimdi. Açıcının resmi buradaydı zaten. Yakın çekimi al. Buraya koydum bunu. Seviyorum seni bebeğim. Arkadaşlar yaklaş bakalım birazcık üst tarafa. Burada böyle şeylerim var. İşte kutu, isimler, duvar resmi. Burada oyuncaklarım var. Ondan sonra burada şey var. Şu şey bunun adını unuttum ya. Yüz temizleyici mi? Yüz temizleyici. Bu şarj oluyor böyle yapıyor ağzıma filan. O. Şu görünen ayrıntıdaki mor kutu. Senin için ne özellik taşıyor? Evet. Bu işte ortaokuldan bu yana kadar bana aşkını itiraf eden tüm herkeslerin mektupları işte her şey burada yani çocukluğumun kutusu. Burası süs. Burası makyaj eşyalarım böyle yüze vuracak şeyler. Yakın al burayı. Burada böyle 24'lü bir ruj setim var. Burada Kylie'nin bir ruj seti var. Burada genellikle bunu çok seviyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Buraya yakım çekin alır mısın? Burası full şey arkadaşlar. Şu markayı görüyorsunuz zaten. Böyle. Neyse devam ediyorum. Al tek kullandığım rumel bu ve şu an gözümde. Peki bir rumeli şey sorabilir miyim? Neden hep aynı marka rumeli kullanıyorsun? Çünkü çok seviyorum yani. Kirpiklerim onlarla rahat. Yenisi olamaz yani. Daha sonrasında
Burada bilekliklerim var. Şu kutunun içinde işte saatlerim, küpelerim, kolyelerim falan var. Biraz dağınık ama çok kullanmıyorum zaten. Burada yüzüklerim var. Böyle kullanabildiğim yüzükleri alıyorum. Neden bunları almışım hiç bilmiyorum ama hoşuma gitmişti. Burada ise hani küçükken lisede falan hep bilezik alırsın ya böyle. Takarsın böyle 2-3 liradır. Onlardan genellikle çok var. Burada da kendi yaptığım küpeler var. Sen mi yaptın onları? Evet. Ablamla birlikte yaptık bu küpeleri. Şöyle göstereyim. Her kutunun içinde farklı farklı küpeler var. Bunun içinde takılarım mı var? Gümüş. Yani gümüşleri kutunun içine koyuyorum. Yani bu tamamen gümüş bir kolye. Ama daha takmaya nasibim olamadı. Takamadım yani. Evet, devam ediyorum. Peki şu rujlarından en çok hangi tonu kullanıyorsun? Dudağımdaki 9 numara. Kylie. Burada da böyle kolye uçlarım var. Gitar çok seviyorum ya böyle. Kolye uçlarım var böyle bu şekilde. Onları kolye ucuna falan takıyorum işte. Ondan sonra burada tekrar aynı şekilde bileklik, kolye, küpe vesaire şeyler var. Burası rujlarım, makyaj eşyalarım. Burası da işte taktığım şeyler. Birazcık aşağı inelim. Oturuyorum. Yaklaş. Şimdi işte burada böyle şeylerim var. Tabii sipariş verdim. Daha çok gelecek bunlardan. Böyle makyaj. Neydi bunun adı kanka? Fırça. Fırçalarım var burada. Ondan sonra dudak kalemlerim var. Kalın kalın böyle. Güzel oluyor. Kullanıyor musun? İşte dudak kalemlerim. Kullanıyorum tabii ki ama şöyle söyleyeyim. Fondöten kullanmıyorum. Benim burada fondöten göremezsiniz. Ruj da kullanmıyordum ama işte bir şekilde kullanmak istedim. Genellikle ruj kullanmıyorum. Fondöten kullanmıyorum. Bu benim Rossum Far paletim. Tek bunu kullanıyorum. Başka bir şey kullanmıyorum. Açık tonları kullanıyorum. Eğer düğüne gideceksen de böyle simli tonları kullanıyorum. Bu şekilde. İçinden geçmişim bunun da. Bunu fark ettim. süngerlerim. Çok parfümde şey yapmıyorum. Hani bu şekilde parfümlerim. Ezon konuyor aziz Allah. Bakın yine gördüğünüz gibi burada da CD'lerimi çalıştırmışım. CD'lerim bu şekilde. Hani CD'leri böyle yerleştiriyorum böyle film esnalarında. Burada da şeylerim var. Burada görünüyor mu? Evet. Burada da böyle saç bakım kremlerim var. Hepsi takım böyle. Takım halinde alıyorum. Hı-hı. Bir hafta bunu kullanıyorsam bir hafta şunları kullanıyorum. Bunlar da takım. Ama güzel oluyor. İşte rulonlarım. Çok toka olayı kullanmadığım için tokalarımı böyle alıyorum. Renkli ve siyah olarak. Ondan sonra el kremlerim falan var burada. Bir de bunun içinde böyle küpelerim var. Ha, sorarsanız neden bu kadar az makyaj eşyam var diye soruyorsunuz, hemen açıklayayım. Biz aslında ortak kullanıyoruz makyaj eşyalarımızı. Ben annemin, ablam odasında niye az makyaj eşyam var diye soruyorsanız arkadaşlar, annem odasında, ablam odasında biz makyaj eşyalarımızı böyle bazen karıştırıyoruz. Benimki yarısı annemde mesela. Sadece odamda tutabildiklerim bu kadar ki yine girip alıp çıkıyorlar. Ona bir şey demiyorum. En aşağı kısımda böyle işte denize menize giderken bunu taşıyorum yanımda. Küçük. Burada okuduğum seri kitaplar var. Bunlar okuduğum kitaplar. Onların hepsini okudun mu? Okudum ben. Kitap okumayı çok severim. Burada ders çalışıyorum. Ders çalışıyorum derken. Ders çalıştığım kitaplarım var. Bazen ders çalışıyorum tabii ki. Burası biraz karışık ha. Burada da telefon kılıflarım var. En çok sevdiğin hangisi? En çok sevdiğim hangisi biliyor musunuz? Şu an kullandığım kılıf. Onu göremiyorsunuz. Bunları yeni aldım. Aslında çok uygun fiyata aldım. Ne kadar aldın? Şöyle göstereyim. Ne kadar aldım biliyor musunuz arkadaşlar? 135 lira falan ya. Şaka yaptım şaka. 4-6 tanesine 20 lira vermiştim. Ama gerçekten çok güzel yani kılıflar. Daha kullanmak nasip olmadı. Bu ıslak mendil Düzce'deyken Begüm evde unutmuştu. Çantama aldım. Bir daha gidersem vereceğim. Buraya koydum. Makyaj çantam burada. Burada deniz kabuklarım var. Ben denize gittim ama deniz kabukları toplamayı çok severim. Bayağı şeyim var burada. Bunu da buraya koyuyorum. Buradaki tüm kutularım da ne biliyor musunuz arkadaşlar? Çok merak ettiğinizi düşünüyorum. Bu kırmızı kutu benim takipçilerimden gelen tüm hediye ve mektupları buraya koydum. Üst kutuda geçmişte yaptıklarım var. Bu kutuda da yani bu kutuda nasıl biliyor musunuz? Böyle bana alınan hediyeler var. İşte nazar değdi. Düşürdüm. Ya işte ilk nasıl söylesem ilk neydi bu ya? İlk bu da benim ilk şey yaptığım işte paten kaydım ve patenimi kırdığım tekerlek. Bunun sayesinde kaza geçirmiştim. Bunlar şeylerim. Böyle saat işte
bu bileklikler. Bu da nasıl bir tarz biliyor musunuz? Eskişehir'de almıştım cebime. Hala yanımda. Ne ayrıntı? Apoyla resmim var burada. Bunu da oraya koyuyorum. Evet, kapatıyorum. Şunları da alayım. Cansu Hanım, dikkatimizi çeken bir tane ayrıntı var. Spor yapıyorsunuz değil mi? Evet, spor peki yapıyorum. Şu yerdeki, gösteriyorum arkadaşlar yakından. Yerdeki. Ha, bu mu? Evet. Bu dumbbell. Yani ben spor, dışarıda spor yapmıyorum. Evde yapıyorum genelde. Hani kickboksum var orada. Hani böyle yaparak yapıyorum. Boks eldivenlerim de şu yukarıda. Pembe o da maalesef. Pembe rengi çok sevmem ama. Bir kere zekalı. Neyse arkadaşlar. Buraya tam bir git geri. Geri git. Şu resmi de arkadaşım yaptırmıştı. Çok seviyorum. Orada çiçeklerim var. Kur'anlar var bu tarafta da. Kur'an-ı Kerimler vesaire. Aşağı tarafım bu şekilde. İnşallah beğenmişsinizdir. Odam böyle. Hatta ben şöyle bir çekeyim. Sen odaya şöyle etrafınca bir dön. Kalbimle aynı sandım. İnandım. Aldandım. Neyse. Arkadaşlar bu şekilde işte. Evet arkadaşlar, odam böyle. Küçük değil aslında. Benim için ideal. Sizleri çok seviyorum. Gel aç ya. Şuraya geç. Videoyu kapatalım. Şöyle yapalım. Odam bu kadar. En çok sevdiğim yer noktayı söylüyorum. Abone ve like atmayı unutmayın. Eğer daha başka bir şey bu video tutarsa evim tüm kısmını vlog haline getirip tek tek size göstereceğim. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin.